yol başı içerisinde bilim aldım. Başından film alıyoruz. Belgesel filmde. Gölbaşı'ndan bir vatandaşımız Kazım Bey'in bahçesi. Gerçekten çok güzel düzenlenmiş. Sanki bir cennet. Şimdi beraber bahçeyi geziyoruz. Film alıyoruz. Bu giriş yok. Tepesi. Diye adlandırılan. Adlandırılan. Kazım Bey'in burada çok yüksek ve havadar bir yerde ev yapması, gerçekten tabiatı sevdiği, çiçeği, insanı sevdiği bir gerçek. Bunu şimdi gözler önüne sereceğiz. Villanın girişi. Bahçeye giriyoruz.
altında şose ve tren yolu geçer. Şeftali bahçesi. Burada eskiden çibil, kamıştan başka bir şey yoktu. Sivrisinekten geçilmez de durmak mümkün değildi. Bugün bu hale getirilmişti. İşte Avrupa'ya giden vatandaşlar orada gördüğünü Türkiye'de de aynı uygulamaya başlamışlardı. Meyvası dalında şeftali bahçesi. Güzel bir bahçe yapılmış. İşte dışarıya, Almanya'ya, İsviçre'ye, Fransa'ya giden vatandaşlar oradaki teknolojik çalışmaların, zirai teknolojiyi bugün kendi memleketlerine geldiğinde de uygulayarak böyle güzel bir bahçe hazırlıyorlar. Ne mutlu. Eskiden burada çibilden, kamıştan çıkılmazdı. Sinekten durulmaz, bir de girmek bile korkulurdu yani, insan rüyasıydı. Evet. Sağ olun, elinize sağlık. Çok güzel bir bahçe hazırlamışsınız. Teşekkür ediyoruz yani. Bu bir tarih oluyor yani. Tabii. En öte başta herhalde biraz daha iyiymiş. Tamam, ha bunlar var. Tabii. Evet. Bir kısmı da bostan. Bak ne güzel hazırlanmış. Yumuşakları.
bak bak. Bunlar hiç demir demir. Ne demir? Tamam yeter. Ne gün? Tren yolu. Hem tren yolu geçer, hem karayolu geçer. Çok ikisinin arası bir şehirdir yani. Ufak şirin bir şehirdir. Ne yapıyorsun? Erik topluyorsun. Erik topluyorum, erik. Heh. Topla da yiyelim. Dağım uyanmam yaranmam, sevdim seni dilinde uyanmam yaranmam, zalimler alim olur uyanmam yaranmam, senin tatlı dilinde uyanmam yaranmam, senin tatlı dilinden uyanmam yaranmam. Kavuştur diyen ha? Valla iyiler her zaman için, iyi insanlar iyiyle karşılaşır. Böyle ağacı, meyveyi, yeşilliği seven insan cennetliktir. Şimdi hatta da cenneti cennetten aldığı örneğe dünyaya uygulanmıştır. Öyle. Bu insanlar yeşili dünyada yoktur ki bir canlı yeşilden kaçsın. Öyle. Yeşil bir tabiat, bir cennet, bir doğa, bir nimettir. İşte onun içindir ki yeşili sevmeyen insanın vicdanı gür olmaz. Biberi, domatesi, her türlü meyvenin en güzel yetişmiş. Teknik şekilde. Bak, otu kökü yok. Ağaçlar arasında. Çok şahane bir hazırlanmış. Burası bir tepeydi. 1948-49'da biz burada yol yaparken, bu gördüğünüz şose yolunu yaparken, buralarda kuş uçmaz kervan geçmez bir kırdı. Görüyorsun işte Almanya'ya gidip, oradaki doğayı, insanların doğaya verdiği değerleri, insana verdiği değerleri artık kendi memleketlerinde değer amca, vermeye başlamışlardır. Amca nasıl girdin oraya? Çekirdeksiz.
Kazım Yıldırım. Evet. Nerelisiniz? Hangi köyde? Aslan Kalempaş doğumluyum. 1941 doğumluyum. Evet. Avrupa'ya gittiniz mi? Evet, Avrupa'ya 1974'te gittim. Bir evet. sene kaldım Avrupa'da. Tek bir gayem de Avrupa'yı bir görüp gelmekti. Evet. Peki bu oradaki gördüğün bizim Türkiye'dekiyle oradakinin de böyle doğaya hizmet etmek farklı mıydı? Orada bizim buranın %100 misli diyebilirim. Öyle mi? Evet, doğaya çok önem vermeleri. Böyle bir yeşillik, ağaçlık, çiçeklik, yani her çeşit şeyleri güzel güzel tam tabiata uydurup canlandırma, yalancı cennet gibi yapma, yani esasında onlardadır. Biz de onlardan bir örnek olarak alıp gelip yani burada memleketimizde uygulamaya başlıyoruz. Ha. Maalesef yani görmeden bir şey yapamıyoruz. Ama gördükten sonra daha alasını üstünü yapma için uğraşıyoruz. Çok güzel. Eline sağlık. Çok sağ güzel ol, hazırlamışsın. Demek ki biz daha gerideyiz. Tabiatı onlar kadar korumayı bilmiyoruz. Biz gördüğümüzün yapmak ve onun daha ilerisine gitmeye için çalışacağız. Yalnız görmeden bir şey hemen aniden çıkartma şeyimiz yok. Yok diye. İmkan yok. Evet. Ama evet. gördükten sonra daha da üstünlük yapabiliriz. Evet. Çok güzel. Çok yani güzel. Bunların, evet. bunların tohumları, bu mavi haça çiçeklerin falan, evet. beyaz papatyalar, yani bunların ekserisi oradan aşırı olaraktan buradan getirmiş olduğumuz çiçeklerin tohumlardır. Çok sağ ol. Çok iyi yapmışım. Ben sana ne diyorum? Tabiatı, doğayı seven insan cennetliktir. Tabii. Çünkü insan, sen şöyle içinden böyle sevinç duyuyor musun, duymuyor musun? Hakikaten fazla. İşte, ha. İşte böyle olmalı. Ne olacak? Dünyanın bugünü var, yarını yok. Osman, Avrupa gören vatandaşımızla Türkiye'deki yaşayan vatandaşımızın aradaki fark bu. Bunu mukayese ederek film aldım zaten. Bütün örnekler her şeyin iyisini yapmak. Tabiatı, doğayı iyi şekilde kullanmak, korumak, sevmektir. Çünkü tabiat, doğa, deniz, insanların yaşayacağı, bütün canlıların yaşayacağı tek sistem. Bunu korumak her insanın boynunun borcu olmalıdır. Hepimiz.